Canlar, ne haber? Belki takip etmişsinizdir, sosyal medyada paylaşmıştım. Kemal Beyefendi, Kemal Kılıçdaroğlu beni görüşmeye çağırdı. Bir gün önce haber verdiler. Ben de apar topar hazırlanıp yola çıktım dün akşam. Bir gün önceden yola çıktım. Sabah erken araba kullanmak istemedim açıkçası. Yani geç saatte kalkıyordum son zamanlarda. Dedim şimdi birkaç saat erken kalkıp o uykusuz araba kullanmayayım, geceden gideyim. Sağ olsun Ankara'da Hakan isimli bir arkadaşım vardı. Ona telefon ettim, sen de kalabilir miyim gece diye. O da sağ olsun işte misafir etti beni gece. Şimdi bakalım, uyandık, meclise gidiyoruz. Mecliste buluşacakmışız Kemal Bey ile. Saat 6 gibi falan buluşacağız, birkaç saat var. Hani ben ne olma olmaz erken gideyim de dedim yani. Bir ön hazırlıklarımı yapayım ya. Yani olur da bir girişte sıkıntı olur, bir şey olur, uzar muzar. Onları halledeyim diye düşündüm. Bakalım bu süreci sizle paylaşmak için bir vlog çekeyim aynı zamanda dedim. Tabii aklıma gelmişken şeyi de söyleyeyim. Yani neden benimle buluşmak istiyor sorusuna cevap vereyim. Bunun temelde 3 nedeni var bence. CHP geçmişim var. Ünlü sayılabilecek kadar çok tanınıyorum. Ama hepsinden önemlisi, babalığı da sorduğum soru, Kılıçdaroğlu'nun kafasını biraz ağrıttı. Parti içerisindeki Alevi yapılaşmasından bahsetmişti. Yani onunla ilgili bir soru sormuştum. Soruyu burada tekrar paylaşayım, daha güzel halini sizde. Yani Konda'nın verilerine göre Türkiye'de 3 milyon Alevi seçmen var. CHP son seçimde 12 milyon oy almış. Tüm Alevi vatandaşlar CHP'ye oy vermiş olsa bile Alevi tabanının oyu %25. Bu durumda ne beklersiniz? Yani CHP'nin oyunun %25'inin Alevilerden geldiğine göre parti delegasyonunda da aynı şeyi beklersiniz değil mi? Ama parti delegasyonunda durum öyle değil. Yani parti yönetiminde, parti yöneticilerinde, delegasyonlarda, onlarda, bunlarda %70, %80'lik oranlar var. Gerçekten bu böyle yani. Parti içerisinde Alevi olmak büyük avantaj. İşte bununla ilgili bir soru sormuştum. Demiştik böyle bir şey varsa çok üzülürüm deyip topu taça atmıştı hani. Sanki böyle bir şey sanki Kütahya'da varmış gibi bir algı yaratmıştı Babala'da. Halbuki yani ben sadece Kütahya'yı kastetmemiştim. Kütahya sadece bir örnekti. Yani Türkiye'nin genelinde öyle. CHP genel merkezine gidin. El sıkışın insanlarla. Kaç tanesi Alevi'ye bir sorun. Dürüst olurlarsa oranı çok şaşırtabilir sizi. İşte bakalım bugün o konuyla ilgili görüşmek istiyormuş. Hani şeyi yapacak diye tahmin ediyorum. İl başkanlarını görevden alacağız falan diyecek. İşte ben de fotoğraf paylaşıp bakın gençlerle aramızı düzelttik, bir değişim içindeyiz, bakın değişim öncülüğü gidiyoruz falan filan yapmaya çalışacak bence. Yani en azından ben böyle tahmin ediyorum. Ama ben elimden gelince bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Zamanında o bize tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz demişti ya. Hani ben de ona bu aynı uslupla tıpış tıpış o koltuktan kalkması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Parti içerisindeki bu Alevi yapılaşmasının, Alevi lobisinin, partiyi saran Alevi lobisinin ondan bağımsız olmadığını yüzüne karşı vuracağım. Yani kendisi de farkında, sanki öyle bir şeyi haberi yokmuş gibi davranıyor ama hepimiz biliyoruz ki o bu lobinin en güçlü adamı, yani lobinin baş elemanı, ne dersiniz artık, baş karakteri, ana hirosu. Bakalım bu süreci çekmeye karar verdim telefonla. Bakalım röportajı alabilirsem orada o röportajı da paylaşacağım sizle. Videoyu çekme sebebim şey, yani olur da ben gittiğimde bir alavere darabere gelip benle bir fotoğraf paylaşılıp işte gençlerle danışıyoruz falan tarzı bir şeyler yazıp böyle hani benim üzerimden saçma sapan değişim mesajları verirlerse diye. Hani önceden çekiyorum ki bakın arkadaşlar amacım bu değil. Yani benim amacım oraya gidip Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve yanındaki tüm Alevi lobisinden istifa istemek. Yani özellikle Alevilere karşı bir düşmanlığım olduğunu zannetmeyin. Hani Hanefiyim, bu yüzden Alevileri falan sevdiğimi zannetmeyin arkadaşlar. Ben hiçbir dine inanmıyorum. Yani benim için Alevilik de batıl inanç, Sünnilik de batıl inanç. Yani kusura bakmayın Müslüman arkadaşlar alınmasın ama böyle yani. Ben böyle inanıyorum. Siz de benim ömür boyu cehennemde yanacağıma inanıyorsunuz. Tamam siz de ona inanın, ben buna inanıyorum. Buna söyleme sebebim şey, ya bilin ki özel bir Alevi düşmanlığım yok. Yani sadece şuna karşıyım. Alevilerin gelip örgütlenip CHP'nin içerisinde yapılaşma kurup CHP'yi böyle esir almalarından ciddi rahatsızlık duyuyorum. Ya bu rahatsızlık duyma sebebim de anlarsınız ya tabii. Ya bu arada gidip Aleviler kendi partisini kursa, kendi içerisinde yapılaşsa okeyim ben. Ya böyle sızıp başka bir partiye orada yapılaşma içine girince ben pek iyi niyet aramıyorum. O yüzden bunlarla uğraşıyorum. Dediğim gibi birazdan meclisten ve şeyden de Kemal Bey ile de olan kaydımı paylaşmaya çalışırım. Şimdilik paylaşabileceğimi bilmiyorum yani. Şimdilik izin verecek mi kayıt almama bilmiyorum. Göreceğiz. Şu an meclisin içindeyim. Girişte ufak bir sıkıntı yaşadım. Mikrofonlarımı falan el koydular. İznim yok diye.
O izin almaya çalışıyorum. Açıkçası pek düşünmemiştim mikrofonlara eli koyacaklarını. İşte mikrofon izni alabilirsem ve izin verirlerse Kılıçdaroğlu'yla konuşmalarımızı kaydedeceğim. Bir röportaj edasında gelişmesini istiyorum açıkçası. Bu şekilde. Şu an meclisteyim. Yani az önce de meclisteydim. Meclisin dış bahçesindeydim. Şu an iç bahçesindeyim. Saat 6'da toplantım Kemal Bey'le. Saat 6'ya kadar içeride boş vaktim var. Birazcık bir ara erken geldim. Sağda solda dolaşırım, video çekerim. Eğlenirim, şeyler yapalım falan diye. Şimdi meclis lokantasına gideceğim. Şey için. Yemek yemek için. Ucuz yemek yemek için. Normal insanlar oradan işte abi ucuz yemek yiyoruz diye seviniyorlar. Ben o yemeği yerken ay sonunda ödeyeceğim vergi hakkıma gelecek. Hiç sevinmeyeceğim. Ben sinir olarak yiyeceğim o yemeği ama yiyeceğim, yapacak bir şey yok. Eğer fırsatım olursa sizle menüyü, fiyatları paylaşırım. Az önce yemek yedim meclis lokantasında. Tahmin ettiğim gibi oldum. Hani fiyatları görünce çok canım sıkıldı. Sevinmem gerekir. O kadar ucuz olmasına. Ama ay sonunda dediğim gibi ödeyeceğim vergiyi aklıma gelerek çok canım sıkıldı. Şu an CHP'nin grup binasında şey varmış. Kemal Bey'in konuşması varmış. Belediye başkanlarını toparlamış, işte konuşma falan yapıyor. Benim de katılma hakkım varmış. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantısını dinlemek mi yoksa mecliste yemek yemek mi diye bir kararsız kal. Yok, yalan söylemeyeyim, hiç kararsız kalmadım. Doğrudan yemeği seçtim, yani ne yalan söyleyeyim. Hiç böyle tereddütle düşünmedim. İşte 3 saat, 2 saat falan kaldı benim Kemal Bey ile olan görüşmeme. Valla ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Ya ne yediğimi merak ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ve kaç para tuttuğunu. Aa, fotoğrafını çektim. Menüde fiyatlar yazmıyordu. Ama en son adisyonda yazıyordu. 2 kişi geldik biz. 2 kişi yedik. Yani daha çok ben yedim ama olsun. Hayvan gibi yedik. Toplam 230 lira mı ne tuttu? Yani zaten şu an video kurgusunda ben muhtemelen o fotoğrafı gösteriyorumdur size. Bir 20 TL'de bahşiş bıraktım, yaklaşık 1 dolar. Yani oradaki arkadaşların bahşişe ihtiyaç duyacağını zannetmiyorum ama bir gönlümden koptu hani. Normalde 800 lira tutacak yemeği 200 lira yiyince dedim yani niye 20 lira vermeyeyim ki bahşiş olarak diye düşündüm. Öyle. Şu anlık içeride böyle dolanıyorum. Her taraf yeşillik, çimen, ağaç. Böyle etraf gayet hoş. Bir dolanıyorum yani içeride. Bakalım saat 5-6 olunca CHP'nin grup binasına geçip hem CHP'den tanıdığım insanlarla buluşup konuşurum. Hani Kemal Bey'le buluşmadan önce halihazırda CHP'den tanıdığım insanlarla buluşup konuşurum. Yani kimler var bilmiyorum ama en azından tanıdık birkaç kişi bulurum diye tahmin ediyorum. Sonrasında da işte görüşmenin detaylarını size aktarırım. Ya sizle bir gözlemimi daha paylaşmak istiyorum. Abi burada çalışmak çok rahat ya. Meclisin içinde çalışıyorsanız vallahi çok rahat bir hayatınız var. Ne bileyim, en basitinden polisleri düşünüyorum mesela. İş yükü diğerlerinden daha fazla değil diğer polislerden. Hatta ben çoğu polisin iş yükünün buradan daha ağır olduğunu eminim. Arsa olarak işte meclis lokantasıdır, bilmem nedir. Açık bahçe lokantasıdır. Buralardan faydalanabiliyorsunuz. Hatta sanırım böyle aileleri falan da faydalanabiliyor. Ziyaret için ailelerini sokabiliyorlar falan. Buradaki çoğu çalışan için aynı durum geçerli. Ve ben açıkçası Türkiye'ye olan güvensizliğimden dolayı şuna çok eminim. Burada çalışan polislerin tamamını bir itham altına bırakmak istemiyorum. Ama burada çalışan polislerin %90'ının da torpille girdiğine inanıyorum. Yani Türkiye'ye olan güvenim ektedir yani. Ya çünkü abi düşünsenize, Ankara'da polissiniz. Niye burada olmak istemeyesiniz ki? Yani hem çevre yaparsınız hem o kadar çok insana tanışıyorsunuz ki yarın bir gün çocuğunuz çocuğunuzu çekireceğiz ama bir ayarlama yaparlar. Abi öyle yani. Burada ben hiçbir şey bilmiyorum. Bakın hani buradaki insanların torpilli olduğunu falan iddia etmiyorum. Sadece diyorum ki bence %90'dan azı torpilli değildir. Bu benim inancım. Tahminim. Şu an Kılıçdaroğlu'nun odasının önündeyim. Yani yan tarafındayım. Burası bayağı bir kalabalık. Bu kalabalık biraz korkutuyor beni. Açıkçası şey yapamayacağım diye korkuyorum. Ne bileyim, adam akıllı vakit ayırmayacak diye korkuyorum. Daha doğrusu tahminim bu yönde. Çünkü bugün hani 30 tane mine belediye başkanı gelmiş. Kılıçdaroğlu'na destek vermek için. Ben de burada tek başıma istifa çağrısı yapmak için bekliyorum. 30 tane belediye başkanı yanında böyle şey abilerimizin yanında, ablalarımızın yanında. Herkes Kılıçdaroğlu'nu böyle öpmeye, koklamaya, yalamaya gelmiş. Ben de işte istifasını isteyeceğim. İyi dileklerimi ileteceğim. İstifa etmeyeceğini falan söylerse de tez zamanda ölmesini dileyeceğim. Yani ne yapayım?
mekanlar burada kulis yapmak aşırı kolay. Yani müthiş kolay. Konuştuğum herkes dökülüyor yani. Herkesin bir konuşusu var. Ya şu ana kadar öğrendim şu. Bay Kemal yavaş yavaş koltuğunu koruyamayacağını fark etmeye başladı. Yani şu an değilse bile belediyeden sonra, belediye seçimlerinden sonra koltuğunu koruyamayacağını %100 emin olmuş. Bundan dolayı artık koltuğu koruma derdinde değil, koltuğu yakın birisine devretme derdinde. Hani mümkünse gene Alevi lobisinden birisine dert etme derdinde, onu öğrendim. Tabii bunlar iddialar. Yani ben gazeteci değilim. İçeride muhbirlerim, burada sorduğum insanlar nasıl olsa ben de CHP'liyim diye konuşuyorlar. Bir de soruyorlar işte ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun falan filan diye. Elimde mikrofonu şeyi gören, tripodu gören. Ya diyorum işte YouTuber'ın falan. Aa sen bizdensin falan filan diye rahat rahat konuşuyorlar sağ olsunlar. Ben de dinliyorum yani. Şu an Özgür Özel'in odasının önüne geldim. Eğer çıkarken görürsem onunla denk getireceğim. Geçenlerde çok saçma sapan bir açıklama yaptı ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını kim istiyorsa biraz altını kazıyın, altına AK Partili çıkacaktır diye. Yapışacağım koluna, diyeceğim ki hani bak seninle benim geçmişte hiç yoksa 5 tane fotoğrafımız var, hiç yoksa. Ben bu CHP'de büyüdüm. Yani ben CHP evladı sayılabilecek birisiyim. Ama sen bana AK Partili diyorsun Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediğim için. Ya hayrola falan diyeceğim. Vallahi diyeceğim bunu, ciddiyim diyeceğim yani. Tek getirebilirsem. Odasına giremiyorum yani. Odasına dalıp söyleme şansım yok. Çıkışta görürsem söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın, vergilerim. Kendimi alırken yani devlete de 3-5 tane aldım arabalarım. Yani meclisin içinde bunlar da yaklaşık şöyle göstereyim. 600 tane falan var. Yani 600 tane milletvekili aracı var. Bilmem kimin arabası var. Osu var, busu var. Siz hayal edin artık rakamı. Arkadaşlar şu an görüşmeden çıktım. Yaklaşık bir 50 dakika kadar birebir konuşma şansım oldu Kemal Bey ile. Kemal Bey'i yanlış tanımışım. Çok iyi bir insanmış. Artık bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Şaka. Kötü bir şaka hatta. Ya yok. Tabii ki fikrim değişmedi. Hala kendisinin istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yüzüne karşı 4 kere falan söyledim. 5 kere söyledim yani. Hatta ne dedim biliyor musunuz? Dedim ki ya biz internet başında çalışan insanlar sürekli bilgisayar başında oturuyoruz. Sürekli masa başında çalışmak zorundayız. Bel ağrılarımız, sırt ağrılarımız oluyor. Öğrendiğimize göre sizin koltuğunuz çok rahatmış. Bir oturan bir daha kalkmak istemiyormuş dedim. Sizden ricam koltuğunuzun marka ve modelini benimle paylaşır mısınız dedim. Şey dedi işte, ben hayatım boyunca zorunda olmadıkça hiçbir koltuğa oturmadım dedi. Ama ben kendimce mesajımı, sizlerin mesajlarını elimden geldiğince iletmeye çalıştım. Ne kadar başarılı oldu bilemiyorum. Yani belki bir denizde bir damladır etkim, ama belki bir şekilde bir kelebek etkisine neden olur da bir şekilde bizim geleceğimizde olumlu bir adıma dönüşür diye ümit ediyorum. Vallahi ne diyeceğim bilmiyorum ya. Üzgünüm desem olmayacak. Mutluyum desem hiç olmayacak. Öyle. Şu an meclisten ayrılıyorum. Kemal Bey ile ne konuştuğumuzu, nasıl konuştuğumuzu, neler söylediğini falan detaylarını evde sakin sakin anlatırım diye tahmin ediyorum. Yani daha iyi olur. Şimdi yorgunum bir de. Yani dün komple 8 saat araba kullandım. Pek uyumadan meclise geldim. Sabahtan beri bekliyorum falan. Yorgunum da bayağı. O yüzden artık kusura bakmayın. Vlogun bir kısmını evde bitireceğim. Uzun süre sonra videoyu tamamlayabiliyorum şu an. Yani sizden biraz özür dilemem lazım. Çünkü çok da erken yayınlamayı planlıyordum. Ama bir takım güçlerin müdahalesi sonucunda videoyu geç tamamlayayım. Yani bunu ne diye sorarsanız açıkçası doğrudan bir sebep yok. Küçük küçük o kadar fazla şey devreye girdi ki videoyu tamamlayamadım. Gerçekten istediğim videoyu tamamlamayı veya atmayı istediğim bir videoydu. Ama tamamlayamadım. Kemal Bey ile ne konuştuğumuzu özetleyeyim. Kemal Bey işte benim babala da sorduğum soruya topu taça atmıştı. Hani ben CHP'nin içerisindeki Alevi örgütlenmesinden bahsedip anormal derecede fazla olduğuna ve CHP'nin tabanındaki aritmatiği yansıtmadığına falan diyeyim. O da bu durum sadece Kütahya'da varmış gibi davranmış ve Kütahya'dan memnun değilim falan demişti. Orada kendisine şey dedim, yani siz de biliyorsunuz ki bu durum sadece Kütahya özelinde yok ya, bu durum Kütahya'da var, Eskişehir'de var, İstanbul'da var, İzmir'de var, her yerde var. Yani
her noktasını bu böyle. Dedi ki ya böyle bir şey varsa benim haberim yok dedi. Yani varsa bile ben bilemem dedi. Ben sormam kimseyi hangi dinden olduğunu, hangi mezhepten olduğunu dedi. Ya dedim ki gelin sizle beraber genel merkeze gidelim. Rastgele seçeceğimiz 10 kişinin elini sıkalım. Kaç tanesinin adı Ali, kaç tanesinin adı Cemre, kaç tanesinin adı Cem. Bakalım dedim yani. Bu arada bunlar hani Alevilerin sıkça kullandığı isimler. Dedim yani onda 5 göremezsek ben hiçbir şey bilmiyorum dedim. Ya yani şey dedi, olabilir. Ama dedi ben böyle bir şeyi planlamadım. Böyle bir şeyi bilemem dedi. Ben böyle bir şeyi kontrol etmem. Kimseyi sormam hangi mezhepte olduğunu dedi. Yani samimiyetine inanıp inanmamamız size kalmış. Ben konuştuklarımızı aktarıyorum. İşte kendisine karşı defalarca kez istifa etmesi gerektiğini söyledim. Ya dedim ki işte Muharrem İnce'li olan kurultayda yani ben o kurultayda işte izleyiciler arasındaydım. Kurultay delegesi değildim ama oradaydım. Muharrem İnce'nin konuşmalarından sonra oranın alkıştan, sesten yıkıldığını ama sizden sonra çıt çıkmadığını ama gene de delegenin sizi seçtiğini gördüm. Siz benim yerimde olsanız ne hissedersiniz dedim. Ya dedi ki, ya dedi CHP'deki delegelerin çok kutsal bir görevi var. Onlar dedi oradaki stadyuma göre hareket edemez dedi. Stadyumdaki gelen tepkiye göre hareket edemez dedi. Onlar dedi düşünüp en önemli kararları vermelilerdir. En doğru kararı almalılardır. Çünkü onlar CHP'nin kendisidir dedi. Ben de itiraz ettim. Dedim ki yani bir tek kurultay delegeleri mi CHP? Yani sen kurultay delegelerin oyunu alınca tüm CHP'nin oyunu ve onayını almış mı oluyorsun? Yani bu şekilde itiraz ettim. Yani ben o stadyumda olan birisi olarak ben CHP değil miyim? Yani ben CHP'li değil miyim dedim. Bir şey diyemedi. İşte böyle konuştuk. Dediğim gibi birkaç kere istifasını istedim. Ya Kütahya özelinde işte babalar da söylediği şeyi tekrarladı. Ya dedi siz orada bir yapılaşma kurun. Yani konuyu oraya getirdi. Siz orada bir yapılaşma kurun. İşte gerekli adımlar atalım falan dedi. Yani bu şey demek. İl başkanını görevden alalım. Sizin ekibinizi getirelim demek. Ama ben yani bu işle ilgilenmediğimi söyledim. Ya benim böyle bir isteğim, sevdam yok açıkçası. Ki olsa bile bir anlamı yok çünkü CHP'de iç tüzüğe göre birisini görevden aldığınızda, bir il başkanını görevden aldığınızda o ilde tekrar seçim olur 45 gün içerisinde. Yani benim ona da bayağı bir vakit harcamam lazım. Ama böyle bir şey istemiyorum yani ben Kütahya'daki il başkanının değişmesini istemiyorum oğlum. Ben Türkiye genelinde CHP'deki kadrolaşmanın çoğunun değişmesini istiyorum. Alevi lobisinin gitmesini istiyorum ben. Senin gitmeni istiyorum, en çok senin gitmeni istiyorum, en çok seni istifa etmeni istiyorum yani. Bunu birkaç kere belirttim yani dedim ki bakın sorunum benim il başkanları onlar bunlar değil. Sorunum sizsiniz ya bizim sorunumuz sizsiniz yani kalkmıyorsunuz koltuktan dedim işte şeyi söyledim. Ta kalkarken az önce de anlatmıştım bir kere de anlatayım. Dedim ki ya biz YouTuber'lar biliyorsunuz uzun süre masa başındayız. Evet dedi. Ya ciddi bel rahatsızlıkları çekiyoruz ciddi bel sıkıntılarımız oluyor oturmaktan dedim. Ya sizden ricam oturduğunuz makam koltuğunun bir marka modeliniz rica edeceğim. Çünkü dedim öğrendiğime göre çok rahatmış yani bir oturan bir daha kalkamıyormuş dedim. Ya bunu söyleyince tabii biraz bozuldu haliyle. Şey dedi ya ben dedi hayatım boyunca oturduğum hiçbir koltuğa bilinçli şekilde oturmadım yani isteyerek oturmadım dedi. Ya ben de bunu yedim yani sen siz yerdiniz bilmiyorum da ben çok yedim yani böyle karnım doydu. O kadar çok yedim ki bu yalanı çok karnım doydu yani benim. Velhasıl işte bu şekilde görüştük. Sağ olsun çikolata ikram etti bize. CHP'nin o meşhur çikolataları vardır. Üzerine CHP yazan giden arkadaşlar bile onlardan hediye etti. İşte sonra toplam 50 dakika falan sürdü. Yani 50-55 dakika kadar falan sürdü bizim konuşmamız. Odada 3 kişiydik. Ben, işte benim bir arkadaşım, bir de Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Son 10 dakika Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi de geldi. Yani odada 3 kişi rahat rahat konuşma şansı bulduk. 50 dakika kadar konuşma şansı bulduk. Ve ben her fırsatta istifa etmesi gerektiğini söyledim. Tekrar tekrar. Gerçekten her fırsatta söyledim bunu. Bir kere falan değil. Elimden geleni yaptım. Bu arada hani son seferi saymazsak da hayatımda daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için çok uğraşmıştım. Daha önce de yüzüne karşı istifasını istemiştim. Birden fazla kez. Yapamadım arkadaşlar yapamıyorum. Yani şimdi ne olacak bilmiyorum. Yani ya CHP'den istifa edip etmeme konusunda da çok kararsızım. Yani istifa edip kendimi başka bir partide mi şansımı denemem lazım? Yoksa ya istifa edip gitmek bu partiyi komple onlara bırakmak anlamına mı geliyor? Yani komple bu anlama mı geliyor bilmiyorum. Yani şimdi bu da beni düşündürüyor. İstifa etmeyip içeride partiyi değiştirmeye çalışmak daha mı
İyi. Cidden bilmiyorum. Yani bakın ciddi anlamda bilmiyorum. Bu arada hani tekrar söyleyeyim. Öyle bir siyasi hedefim falan filan yok ya. Benim hedefim, en büyük siyasi hedefim AK Parti'nin bu ülkeden gitmesi artık. Yani yeter. Ve bu olana kadar da elimden geldiğince diğer her partiye destek olmaya çalışacağım yani. Bu böyle. İşte bunun için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani tüm CHP'nin içinde büyüyen CHP'li gençler olarak partiyi küçük çekip gitmeli miyiz? Parti içerisinde kalıp hiçbir bok değiştiremeyebiliriz. Yani bu da bir ihtimal. Ya ne yapacağımı bilmemek çok zor abi. Gerçekten çok zor ne yapacağımı bilmemek. Yani siz biliyorsanız yazın. Gerçekten yazın. Yani abi ben ses anlamam falan demeyin. Yazın. Yani sonuçta benim bugün birazcık bile bir ağırlığım varsa herhangi bir ortamda bu sizin sayenizde. Yani sizin de ne düşündüğünüzü bilmem lazım. Ya bunu söylüyorum. Çünkü gerçekten bilmiyorum ya ne yapacağımı bilmiyorum. Ciddi ciddi bilmiyorum. Yani en ufak bir fikir kırıntısına bile açım şu an. Bu arada dedim şeyden bahsetmeyi unuttum. Galiba. Yani vlogun önceki kısmına da var mı bilmiyorum. İçeride görüntü ve ses almama izin vermediler. O öyle bir hazırlık yapılmamış diye. Yani biz öyle bilmiyorduk. Yani o yüzden yapmayalım dediler. Ben de giderek sözünü istedim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ya dedim bir kere de bir kaydedebileceğim bir görüşme yapalım. Tamam dedi. Söz verdi. Sözünü tutacak mı bilmiyorum. Tutmayı çalışacak mı bilmiyorum. Yani tutmak istese tutar bir şekilde yani. Ya bu arada bana ciddi anlamda ben maddi olarak sıkışıktım. Böyle hani son 2 yılda falan en maddi olarak sıkışık olduğum dönemdeyim. Bu nedenle giderken size bildirip şey demiştim. Arkadaşlar yol parası konusunda desteğe ihtiyacım var. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz demiştim. Sağ olsun 8-10 kadar arkadaş yardımcı oldu. Onlara çok teşekkür ederim buradan. Valla umarım hepinizi özellikle bana maddi olarak destek olmak için çaba harcayan arkadaşları hayal kırıklığına uğratmamışımdır. Yani umarım mesajlarınızı iletebilmişimdir. Yani mesajlarınızın genel olarak bu olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bunlardan siz de şikayetçi olduğunuzu varsayıyorum. Böyle. Bilmiyorum dediğim gibi. Ama hani az önce söylemiştim. Ya size değişen bir fikrim var. Ondan bahsetmek istiyorum son olarak. Sonra da vlogu tamamlayacağım. Hani demiştim ya benim buradaki en büyük siyasi hedefim AK Parti'nin gitmesi. Ben artık bunu ikinci kademeye koydum. Yani benim için artık en büyük öncelik AK Parti'nin veya Erdoğan'ın gitmesi değil bu ülkeden. En büyük ikinci öncelik bu. İlki ne dersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi mi? Hayır. Hayır, kesinlikle değil. İlki Türkiye Partiler Kanunu'nun değişmesi. Partiler Kanunu'nun değişmesi. Arkadaşlar bugün İyi Parti diye bir parti neden kuruldu? Normalde Meral Akşener genel başkan seçilmişti. Genel başkanlığı tanınmadı. MHP'nin genel başkanı olacakken Meral Akşener işte o İyi Parti tayfa işte bir takım şeylerle, oyunlarla genel başkan yapılmadı ve şey devam etti. Devlet Bahçeli devam etti genel başkanlığı. Bunun sebebi işte o kanun. 12 kez, 13 kez kaybeden bir adamın genel başkan olabilmesinin devam etmesinin tek sebebi o kanun. Ben mesela defalarca kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine çalıştım parti içerisinde. Delegelerle konuştum, onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım. Olmuyor arkadaşlar. Şu anki kanun diyor ki eğer diyor genel başkan seçilecekse bir parti üye kişiler mahalle delegesi seçecek. Tamam. Yani benle aynı düşünen bir mahalle delegesi seçmem lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasını istemeyen bir mahalle delegesi seçmem lazım. Bu çok zor değil. Yani ona oy vereceğim. Yetti mi? Hayır. Aynı mahalle delegesini kendisiyle aynı düşünen bir il delegesine oy vermesi lazım. Yetti mi? Hayır. Aynı il delegelerinin kendisiyle aynı düşünen bir kurultay delegesine oy vermesi lazım. Yetti mi? Hayır. Bu kurultay delegelerinde gidip hala bu zincir kırılmadıysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki bir adaya imza vermesi lazım. Aday göstermek için. Ve en az %10'un oy vermesi lazım. Yani 1200 tane delege varsa en az 120 tane kişinin imza verip aday göstermesi lazım genel başkanlara. Bitti mi? Hayır. Bitti mi? Hayır. Aday gösterildikten sonra da kurultayı kazanması lazım. Yani
Ölme şeyim ölme diye bir cümle vardır, biliyor musunuz? İşte tam olarak o cümle, hani o söz bu tarz durumlar için vardır. Ya bu kanun değişmediği sürece darbe zamanında kalan yasalardan değişmeyen tek kanun bu arada. Yani değişmeyen tek yasa bu. Diğer her yasa değişmişken o zamandan bu zamana buna hiç kimsenin sesi çıkmıyor, çünkü tüm parti genel başkanları bundan çok memnun. Yani kaç kere kaybederlerse kaybetsinler, koltukları sağlam. Yani ne olursa olsun bu delegasyon sistemini eline tutabiliyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu özellikle yanında Alevi lobisiyle beraber istediği takdirde tutabiliyor arkadaşlar o koltuğu. Yani bu koltuğu mesela ben şu an şey düşünüyorum ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nu göndersek bile yerel seçimlerden sonra yerine acaba gerçekten hak eden birisini geçirebileceğiz mi? Yoksa Alevi lobisinden birisi mi geçecek yani? Ne bileyim, Özgür Bey mi geçecek acaba? Özgür Özel mi geçecek? Yani Özgür Özel geçecekse ne anladım ben Kılıçdaroğlu değişikliğinden? Yani Özgür Özel sizce çok mu hak eden birisi yani o görevi? Yani bugün Özgür Özel galiba seçim kaybetsek üzülmeyecek bir insandır diye tahmin ediyorum. Hatta geçmişte bir anımı paylaşayım Özgür Özel'le. Candan Kaftancıoğlu'nun mahkemesine gitmiştik biz destek için. Hani Candan Kaftancıoğlu'nu hiç sevmem. Kendisine nefret ederim. Ama sırf siyasi bir nedenden ötürü ceza almasını da yanlış bulduğum için mahkemeye desteğe gitmiştim. Orada Özgür Özel Bey ile ayaküstü bir 15 dakika falan laflamıştık. Seçimler üzerinden de daha çok geçmemişti yani. Genel seçimlerin üzerinden daha çok geçmemişti. Yerel seçimlerin üzerinden de çok geçmemişti. Şey demiştim işte ben ya, aslında dedim yani ne güzel bir kıvılcım yanmıştı Muharrem İnce ile beraber. İşte %20 küsur oy aldı CHP. Muharrem İnce %30'u geçti falan filan gibi bir şey söylemiştim. Özgür Özel şey demişti yani. Ya ben kahroldum dedim Muharrem İnce %30'u geçince yarın bir gün başımıza bela olacağını anladım demişti yani bana. Vallahi böyle demişti yani. Şu an söylediğin ben böyle söylemedim falan diye itiraz edebilir. Hatta beni mahkemeye verebilir. İftira atıyorsun diye mahkemeye verebilir. O günden kalma bir fotoğrafımız var. Yani fotoğrafın sesi olmadığı için bunu söylediğimi kanıtlayamam. Mahkemeye verirse de muhtemelen kazanır. Yani onun sözüne karşı benim sözüm olduğu için ve Özgür Özel bir 4 dönemdir falan milletvekili olan, şu an CHP'de grup başkanlığı olan birisi olduğu için muhtemelen davayı da kazanır. Benden tazminat alır ama yapacak bir şey yok. Yani Özgür Bey, dava edebilirsiniz beni. AK Parti'den bir farkınız olmadığını kanıtlamış olursunuz. Güzel olur. Yani sevinirim açıkçası. Gösteririm. Ben en azından takipçilerime şey derim. Bakın arkadaşlar, yani demek ki çok da farkları yokmuş belli başlı açılardan. Onlar da böyle ilk fırsatta mahkeme yoluyla bilmem ne yoluyla insanları susturma yoluna gidiyorlar derim. Bu arada Özgür Özel'le orada bir randevu istedim. Randevu verdi bana ayaküstü. Dedi yarım saat sonra konuşalım. Ama yarım saat sonra konuşamadık yani. Sonra gitti. Yani genel meclisten ayrıldı. Yaptığı ayıp bu arada. Birisine randevu verirsen yarım saat sonra odamda görüşelim dersen yarım saat sonra odana gelirsin. Şey demezsin yani. Ya randevum vardı ama neyse önemli değil deyip gitmezsin. Etik, ahlak bunu gerektirir. Edep bunu gerektirir. Yani siz o gün çok saygısızca bir hareket yaptınız bence. Haberiniz olsun. Eğer bu arada randevusuna gelseydi, yarım saat sonra görüşebilseydik şey soracaktım. Az önce de belirtmiştim galiba vlogda. Tekrar belirteyim. Ya sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası isteyen herkese AK Parti ilan ettin. Sen beni nasıl AK Partili ilan edebilirsin? Bir anlat dedim mi? Bir anlat yani, altını biraz kazıyın AK Partili çıkar falan demişsin açıklamanda. Benim altımı kazıyınca sen çıkıyorsun. Nasıl oluyor? Sen AK Partili misin yani? Temelde AK Parti sen misin gibi bir şey söyleyecektim ona orada. Olmadı yani, söyleyemedim. Buradan söyleyeyim. Belki kulağına gider bir şekilde. Son olarak yani Özgür Özel bir adaylığına çıkadı gibi bir durum var şu an. Ya onun adaylığı gerçek bir adaylık değil. Yani ya İmamoğlu'nun oylarını kısmaya çalışıyor. Ya gerçekten yerine vekaleten geçmeye çalışıyor. Umarım ikisi de seçilmez. Yani Kılıçdaroğlu da şeyde, Özel de kurultay da seçilmez. Umarım. Ben bu arada o partinin genel başkanlığını en çok hak eden kişinin şey olduğuna inanıyorum. Yani İnce olduğuna inanıyorum. Ama açıkçası bence
Yani CHP'nin ismi artık çok dezor, ne derler, çok eskimiş bir isim, çok anı biriktirmiş bir isim. Yani insanlar bu ismi duyunca artık çok ciddi travmaları akla geliyor. Bu yüzden belki de CHP'nin artık bir müzeye dönüşüp gerçekten farklı partilerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yani ben bunu düşünüyorum. Belki de gerçekten bu olması gerekiyor. CHP'nin bir tabela partisi haline gelmesi gerekiyor belki. Yani bilmiyorum, bu haliyle bir yerlere varabileceğimizi zannetmiyorum. Şu anki muhalefetin bizi bir yerlere götürebileceğine inanmıyorum. Bu yüzden artık hayat amacım benim partiler kanunu değiştirmek. Partiler kanunu değişirse ve şu tarz durumlar meydana gelirse, kanun gereği bir ülkenin işte bir partinin genel başkanını tüm üyeler seçer falan gibisinden bir şey denirse, bir ilde kimin milletvekili adayı olacağını o ildeki parti üyeleri seçer gibisinden bir şeyler söylenirse çok daha güzel şeyler olabilir. Hatta benim, ya hadi söyleyeyim, bu videoyu da söylemeyeceğim de nerede söyleyeceğim. Benim aklımda açıkçası çok daha böyle kusursuz bir demokrasi modeli var. Cidden buna ciddi anlamda kafa yordum. Haftalarca kafa yordum. Ve şöyle bir demokrasi modeli geliştirdim kafamda. Muhtemelen bunu hiçbir zaman hayata geçiremeyeceğiz hiçbir ülkede. Çünkü gerçekten fazla iyi, o kadar iyi ki bence fazla iyi olduğu için istemeyecek insanlar. Kısaca özetlemek istiyorum. Çok daha detaylı düşünmüştüm bunu ama özetlemek istiyorum bu fikrimi. Bir, bence meclise, yani şu baraj denilen şey tamamen yok edilecek. Yani sıfıra inecek. Ve meclise gerek birkaç ufak gerekliliği yerine getiren her parti girebilecek. İstediği sayıda milletvekiliyle, istediği sayıda temsilciyle. Yani şu andan duyuyorum ne kadar aptalca bir sistem falan dediğinizi duyuyorum. Ama aptalca değil. Mantıklı kısmı şurada başlıyor. Oyları eşit olmayacak. Katsayısal bir oy sistemi olacak ve en çok oy alan partinin en çok oy oranı olacak. Yani sizin %30 oyunuz varsa, sizin 30 milletvekiliniz de varsa, 100 milletvekiliniz de varsa bu oy oranını mecliste temsil edebileceksiniz. Tıpkı borsalardaki gibi. Mesela borsada şu an ben işte Amazon'un, ne bileyim Apple'ın, onun bunun falanın filanın hissedarlar toplantılarında oy kullanabiliyorum. Hatta yeterince çok insan ikna edebilirsem, yeterince çok hissedar ikna edebilirsem CEO'yu bile değiştirebiliyorum. Çünkü orada hissem var. Ama işte milyonda bir hissem olduğu için milyonda birlik bir oy hakkına sahibim. İşte ben şeyin de böyle olması gerektiğine inanıyorum. Seçimlerin de böyle olmasına gerektiğine inanıyorum. Her bu şekilde asla hiçbir oy boşa gitmeyecek. Ben mesela şu an liberal demokrata oy vermek istiyorum. Veremiyorum. Yani asla barajı geçemeyecek. Biliyorum yani liberal demokrat parti asla geçemeyecek. Bu arada bunu farazi bir örnek olarak verdim. Sizin hakkınızda benzer örnekler vardır. Ya da mesela bölgesel temsiliyet olayı çok saçma. Yani neden ben sadece Kütahya'dan veya İstanbul'dan birisinin beni temsil etmesi için seçiyorum ki? Babacığım, benim kafamın uyuştuğu adam Hatay'dadır. Ben Hatay'daki bir adama oy verebilmek istiyorum. Yani Hatay'da bir insanla benim ekonomi görüşüm, siyasi görüşüm, dine bakış açım çok uyuşuyordur. Ben o adama oy vermek istiyorum. Ama veremiyorum. Abi, ne hangi şehirde yaşıyorsan oradaki. Benim sistemimde işte oradaki adam o parti kurarsa ben o adama oy verebileceğim. Ve o adam %1 bile oy alsa %1 temsil edebilecek mecliste. Dediğim gibi biraz üstünkörü anlattım. Normalde çok daha detaylıydı benim kafamdaki model. Haftalarca şeyi düşündüm. Yani bu modelin eksikliklerine, bunlar nasıl tamamlanabilir? Mesela şey aklıma geldi. İsteyen istediği kadroyla mecliste yer alacak dedim ya. 30 milletvekili olan partiyle 100 milletvekili olan parti arasında şöyle bir fark olacak. Bir, partiler işte her yıl aldıkları gibi oy oranlarına göre şey almaya devam edecekler. Hazineden bütçe almaya devam edecekler. Milletvekilleri maaşı kalkacak. Yani milletvekillerinin kaç para aldığını o parti belirleyecek. Parti diyecek ki ya bizim bütçemiz bu. Biz milletvekillerimize maske ücret veriyoruz. Ya da biz milletvekillerimize işte hani mesela birisi çıkar işçi partisi yapar. Gerçek işçi partisi kurar ve şey der. Der ki işte biz parti kadrolarımız 200 kişi. 200'ümüz de işçilerden oluşuyor. Biz işte bu parti gönüllüleri olarak sadece asgari ücret alacağız diyebilir. Kimisi diyebilir ki ya biz profesörlerden oluşan bir akademik kadroyuz. İşte 40 kişiyle bu ülkenin yönetimine talip oluyoruz der. Onlar hazineden aldıkları payı 40'a böler. İşte ne bileyim bu şekilde ayarlayabilirler. Yani burada biraz serbest tanımamız gerekiyor partilere diye düşünüyorum. Ve kasadan gelen parayı iptal etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kasadan gelen para iptal olursa sadece bağışlar üzerinden yürürlerse o bağışları sadece büyük şirketler yapar. Yani ve büyük şirketler o bağışları asla karşılıksız yapmazlar. Yani dediğim gibi bu sistemin
kusursuz bir model olduğuna inanıyorum. Zaman içerisinde tüm kusurlarını giderdiğimi düşünüyorum. Bu videoda bunu anlatmak istemiyordum. Aklıma geldiği için anlattım. Yani bu videoda da anlatmayacaksam nerede anlatacağım diye. Belki zaman içerisinde bir kelebek etkisi olur. Ben değil, çocuğum değil, çocuklarımız değil, torunlarımız değil. Onların çocuklarına kadar bu sistem şekillenir. Dünyada bir örneği var mı bilmiyorum. Bence çok mantıklı bir şey olduğu için birisinin de aklına gelmiştir. Hatta bunun üzerine kitap bile yazmış olabilir birisi. Biliyorsanız lütfen tavsiye edin, ben de okuyayım. Yani bu sistemin açıklarını söyleyen birisi varsa da söyleyeyim, ben de okuyayım. Umarım daha güzel kanunları olan, daha güzel bir sistemi olan bir ülkede görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Daha fazla söz uzatmak istemiyorum. Zaten herhalde bir yarım saat kadar oldu toplamda. Kusura bakmayın, elimden bu kadar geldi. En fazla bunu yapabiliyorum. Hoşçakalın.